anayasa değişikliği, halk oylaması, bildiğiniz gibi yurt dışı seçmen kütüklerine kayıtlı vatandaşlarımız için hem havaalanlarında ve gümrük kapılarında hem de temsilciliklerimizde başlamıştı. Kırgızistan açısından ise bugün 8 Nisan ve yarın 9 Nisan pazar günleri anayasa değişikliği halk oylamasını büyükelçiliğimizde yapıyoruz. Bununla ilgili vatandaşlarımıza duyuru yapmış idik. Kırgızistan'da her ne kadar 10 bin civarında vatandaşımız yaşasa da 2550 civarında seçmen vatandaşımız var kayıtlı olarak. Bunlardan da 1994'ü bu halk oylamasında oy kullanmaya ehil görünüyor. Geçmiş yıllarda bu kayıtlı seçmenlerin ancak yarısı halk oylamasında ve seçimlerde oy kullanmaya geliyorlardı. Bugün tamamının gelmesini umuyoruz. Oy verme bir vatandaşlık görevidir. Kırgızistan'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı bugün ve yarın Büyükelçiliğimizde bu önemli olayda oy kullanmaya davet ediyoruz. Görevimizi yerine getirdik. Sabah erkenden kalktık. Malum gün içinde başka işler çıkabiliyor, engeller çıkabiliyor. Ne olacağı belli olmuyor. O yüzden sabah erkenden kalktım, geldim, oyumu kullandım. Gurur duyuyorum. Yani özgür bir ülkede yaşıyoruz ve herkes tercihini kullanıyor. Gurur verici bir şey ve ülkemiz için doğru olan ya hayırlısı olsun. Hayır anlamında değil, hayırlısı. Çok şükür vatandaşlık görevimizi yerimize getirdik. Ata yurdunda Kırgızistan'da inşallah hayırlara vesile olacak. Evet, oyumuzu kullandık. Çok memnunuz. Devletimize, milletimize hayırlı olsun diyoruz. Diyecek bir şey yok. Memleketimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah huzur, dolu mutluluklar dilerim. Ne diyeyim başka?